Selam dostlar herkese. Biliyorsunuz ki Almanya'dayken bazı lezzetleri özlüyorsunuz. Bunun başında tabii ki çiğ köfte geliyor. Adıyamanlı değiliz, Urfalı değiliz, Antepli değiliz ama canımız çiğ köfte tabii ki çekiyor. Sizler için bugün evde hazırlayabileceğiniz bir tarif vereceğim. Ne alaka diyeceksiniz bu kanalla ilgili. Yani canımız istedi öyle bir çekelim dedik bu videoyu. Şimdi tarife geçelim ve yapılışını göreceğiz. Yapılışı elde yoğurma olmayacak, makina tarifi çünkü. Hani o ses çiğ köfte olsun, ne bileyim tatlı ses çiğ köfte olsun, onlar da makinede yapılıyor. Bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Birlikte izleyelim, şimdi malzemelere geçelim. Evet, şimdi gelelim malzemelerimize. Öncelikle burada kırmızı biberle toz biber var. Biri tatlı, biri acı. Tabii ki olmazsa olmazımız isot. Biz isotu az kullanacağız, fazla acı olmasın diye. Burada kimyon var, karabiber, tuz, domates salçası ve biber salçası var. Burada soğan var, çekilmiş hazır. Burada da domates var ve de içinde sarımsak da var. Zeytinyağı almadığımız için biz sıvı yağ kullanacağız. Bu da tabii ki olmazsa olmazımız bulgur. Ve en önemlisi de şöyle bir makine. Makine köftesi nasıl olacak? Birlikte zaten göreceğiz, izleyeceğiz. Şimdi sırasıyla malzemeleri koymaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi tekrardan göstereyim. Malzememiz bunlar. Şimdi soğanı ilk karıştırma kazanın içine alıyoruz. Ardından tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi eklediğimiz soğan sarımsağı biraz ezeceğiz aromalarının gelmesi için. Zaten dediğimiz gibi ince çekilmiş yaptık biz bunu. Bayağı da bir koktu geldi. Şimdi hazırladığımız soğan, sarımsağı, bulgurumuzu ekliyoruz. Bu şekilde 4 bardak bulgur olacak. Kısırlık bulgur. Makineyi indiriyoruz. Şimdi arkadaşlar makine o döndürene kadar, yani biraz karıştırana kadar biz kırmızı biber, pul biberimiz ve isotu biraz yağda ıslatacağız. Yani yumuşaması lazım. Karıştırıyoruz biraz. Eğer yerleştirsin gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 6-7 dakika soğanımızla yumuşadı. Şimdi ikinci yumuşaması için domates salçası ve biber salçasını kazanımızın içine ekliyoruz. Ardından biraz doğramış olduğumuz domateslerden koyacağız ve 6-7 parça da buz atacağız içine. Yine bir 5-10 dakika karışacak. İlk olarak domatesimizin birazını bırakıyoruz. Çünkü daha sonra kuru olursa tekrardan onu ekleyeceğiz. Şimdi attık içine. Biraz da böyle karışacak. Buzlar eriyene kadar. Ardından diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Şimdi başlatıyorum. Şimdi biraz daha buz ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü çiğ köftemizin kuru olmaması için. Kuru olursa biliyorsunuz fazla yenmiyor. Kalan malzemelerimiz bunlar. Kimyon, karabiber, nar eskisi ve yağımız. Bir de burada isotumuz var, domatesimiz var. Domatesin zaten yarısını kullandık. Eğer kuru olursa geri kalan yarısını da kullanıyoruz. 5 dakika karıştırdı arkadaşlar makine. Şimdi kalan domatesi içine ekleyeceğiz. Öncelikle şu aradakileri çıkartıyoruz.
kalan domatesleri ekledikten sonra makinayı tekrardan bir 5 dakikada çalıştıracağız. Sonrasında yağımızı, isotumuzu vesaire ekleyeceğiz. Şimdi kenarlara yapışanları alıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvam ve rengi şimdilik bu şekilde. Şimdi nar eşkisini ekliyoruz içine. Bir çay bardağı. İsteyen daha da çok ekleyebilir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamlı şekilde sadece şu malzemeler kaldı. İsot, biber, yağımız ve kimyonla karabiberimiz. Nar eşkisini denemeye başladı. Burada hala nar eşkileri var. Makine zaten onu kendi çeviriyor. Tekrardan biraz daha buz ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi diğer malzemeleri ekliyoruz arkadaşlar. Kimyon, pardon karabiber, kimyon ve de yağda ıslamış olduğumuz videonun başında isotla acı biberlerimiz ve tatlı biberimiz. Şimdi tekrar karışmaya bırakıyoruz. Son olarak da arkadaşlar şimdi yağını koyduk. Biraz daha buz attım içine kurulması için. Karışıyor ve sonunda bakalım ne çıkacak. 5-10 dakika böyle kendi kendine karışacak. Şimdi arkadaşlar bayağı karıştıktan sonra gördüğünüz gibi kıvama geldi. Ha biraz yaş duruyor, o da normal. Çekecek içini. İçi çektikten sonra artık yemeğe hazır. Ben de şimdi bir marolla dürüm ekmeği almaya gideceğim bir Alman marketine. Ondan sonra akşama doğru da dinlendikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Tabii görüntüleri de siz de izleyeceksiniz. Şimdi evde süpürme ve temizlik başladı. Biraz sesli olabilir. İyi seyirler sizlere. Tekrardan diğer bir yemek tarifinde görüşmek dileğiyle. Şimdi de arkadaşlar yola çıkıyoruz. Demiştim zaten. Bir Alman marketinden marul alacağız. Bir de çiğ köfte için dürüm ekmeği, bir de limon. Ondan sonra çiğ köftemiz de biraz dinlenecek. Aslında tüm malzemeleri almıştık. Marul evde var sanıyordum ama yokmuş. Şimdi gideceğiz, onu alacağız. Arabada da bir problem var, anlamadım. Bagaj kapağı sabah açıldı, yani açtık kapattık, şimdi açılmıyor, kapanmıyor. Hava çok soğuk, büyük bir ihtimal ondan diye düşünüyorum. Yani şu an hatta arabada da kapı açık göstergesi var ama Allah'tan ötmüyor yani kapı açık diye. Evet, dediğim gibi bütün ben şeyleri de yorum kısmına paylaşacağım, nasıl yapıldığına dair, hangi malzemeler olduğuna dair. Biz biberlerin yarısını kullandık. Normalde isotun bir bardak olması gerek. Acı biberin de ona yakın olması gerek ama fazla acı sevilmediği için biz de yarısını kullandık. Şimdi yola dönelim. Siz de dışarıyı izleyerek devam edin. Eve geldiğimizde de tekrardan ben size çiğ köftenin son durumunu video olarak koyacağım ya da resim olarak koyacağım. Zaten kapak fotoğrafında da resim olarak göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler dilerim. I dare you to fix me. I'm crossing the line again. Falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget.
My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? Markete geldik, maskemizi taktık. Şimdi marketin içine doğru ilerliyoruz. Market burası arkadaşlar, gördüğünüz gibi. LDK 1XL içeride neler var birlikte bakalım kısaca. Gördüğünüz gibi ekmeklerimizi aldık. Wrap ve marul aldık. Market böyle. Şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Giderken de şöyle kısaca sizlere birer video yapayım. Gördüğünüz gibi çiğ köftemiz hazır. Biraz dinlenecek. Ondan sonra da servis edilecek.